müthiş bir yapı. Bunu paylaşmak istedim. Peki. 150 yıllık rahat var ama pek bir bilgim yok. Yanlış bilgi vermek istemiyorum size de. Merkezde genelde binalar tarihi, hep orijinal, hiçbir dokusu bozulmamış. Zaten büyüleyici güzelliği bu yani. Yoksa dediğim gibi İstanbul dünyanın en güzel kenti ama elimizden geldiğince iç etmeye çalışıyoruz. Şuraya insanlar etkinlikler oluyor, onlara geliyorlar. Dünyanın her yerinden geliyorlar. Dediğim gibi şu, yani İstanbul'da biz kale içinden, Zeytinburnu'ndan, Topkapı surlarının olduğu bölgelerden, yani o alanlardan itibaren keşke kıymetini, değerini bilseydik de ecdadın bize, hani hep diyoruz ya, emanet. Fatih Sultan Mehmet Han'dan emanet. Biz dede torun çok seviyoruz. Belli oluyor çok sevdiğimiz. Bu kadar emanetimize o kadar sahip çıkıyoruz ki neredeyse bulutları deleceğiz artık. Öyle bir emanet anlayışımız var. Yani bu işin siyaset falan yok, siyasette yaptığım yok. Onu da söyleyeyim de. Yarın nesil, gelecek nesli, hepimizin çocukları, torunları. Bir ülke yani 15-20 yılda tepeden tırnağa değişir anıların, her şey. Şurada adam 100-150-200 yıl tarih, doku sabit yani. Şuradan gençken gelsen, 50 yaşında bir daha dönüp gelsen şu ülkeye, yani birçok şeyi hatıralarınla beraber hem canlandığını hissedeceksin hem de bulacaksın ya, güzel bir şey. Yokluğunu hissetmek ne kadar kötü. Bizim çocukluğumuzda top oynadığımız yerlerde, alanlarda, yani bizim çocuklarımız beton yığınlarda, bulutları dediğim gibi yani asfalkader delecek yapılmış binaları onları görüyor. Yani müthiş bütçeli filmler yapıyorlar. İzlettiriyorlar da.